Tütün kullanımı tabii birçok kanseri tetikliyor. Dolayısıyla da biz en çok akciğer kanserini biliyoruz ama biliyoruz ki mesane kanseri, gırtlak kanseri, yutak kanserleri, bağırsak kanserleri, pankreas kanseri gibi birçok kanseri tetikliyor. Ve en önemli mekanizma aslında tütün kullanımıyla birlikte kanserojen etki, evet akciğerde başlıyor ama aynı zamanda diğer organlarda da başlıyor ve dolayısıyla bunun kansere dönüşmesi sadece bir zaman meselesi. Kişiler daha erken teşhisli akciğer kanserine yakalanıyor ama diğer kanserler de peşi sıra geliyor ve hastanın bu ömür süreci içerisinde bunların da teşhisi konabiliyor. Dolayısıyla da sigaradaki kanserojen maddeler ya da bütün tütün maddelerindeki kanserojen maddeler çoklu kansere yol açıyorlar ve bunlardan bir tanesi de mesane kanseri. Mesane kanseri ülkemizde ilk 10'da yer alan bir kanser. Erkeklerde ilk 6, kadınlarda 10. sırada. Ölümcül bir kanser. Dolayısıyla da biz özellikle mesane kanserlerine yol açması bakımından bunu çok önemsiyoruz. Sigara ve tütün kullanımını ve aynı zamanda da akciğer kanseri olan kişilerin de takibinde mesane kanserine dikkat çekilmesini önemsiyoruz. Çünkü aynı sebepten, ortak sebepten köken aldıkları için bunların takipleri içerisinde bu tür farklı kanserlerin de ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla hem hekimlerin hem de hastaların bunun farkında olarak bu yönden de gerekli olan adımları atmalarını, takiplerini ve tedavilerini yaptırmalarını bekliyoruz. Tütün kullanımı ilk sırada. Bugün için akciğer kanserlerinin %90'ında, mesane kanserinin de %50'sinde tütün kullanımı mevcut ve bunun bilimsel olarak gösterilmiş kanserojen etkisi var. Dolayısıyla da mesane kanserlerinin bugün için bilinen en önemli sebebi tütün kullanımı. Erken teşhis edildiğinde mesane kanserleri %90 oranında tedavi edilebilir. Ama daha ileri aşamalarda olduğunda, ki sigara kullananlarda maalesef hastalık daha ileri evrelerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla daha ağır tedaviler ya da hastalığın seyriyle ilgili birçok sorunlar ortaya çıkabiliyor. Mesane kanserinin tedavisini biz belli aşamalarına göre başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ama ileri evrelerde maalesef başarı oranımız düşüyor. Bugün için mesane kanserleri 40'lı yaşlardan itibaren risk grubunda olan bir kanser. 40 yaşından itibaren görebiliyoruz ama tabii ki 20'li yaşlarda da nadir de olsa karşımıza çıkabiliyor. Bu çok önemli. Şöyle, günümüzde tütün kullanımı erken yaşlarda maalesef. Dolayısıyla da kanserojen etkinin ortaya çıkması daha kolay olabiliyor ve dolayısıyla da biz bu kanserleri daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Dolayısıyla erken yaşlarda günümüzde kanserleri görmemizin en önemli sebebinden birisi de erken yaşta tütün alışkanlığına başlanması. Tütünün akciğer kanserindeki rolü, tütün türü ne olursa olsun, ister sigara olsun, ister nargile olsun, isterse günümüzde elektronik sigaralar olsun, tütünün bulunduğu her şey veya onun içerdiği, dumanın içerdiği her karsinojenik veya organik, inorganik madde akciğerler açısından son derece tehlikeli. Ve bunların içinde polisiklik, hidromatik, aromatik hidrokarbonlar var. Bunun yanında da arsenik var mesela. Nikel var, kadmiyum var. Yani değişik mesleklerde de, çalışılan yerlerde de bulunan, tütün dumanında da mevcut olan şeylerle beraber çok yakın bir ilişkisi var akciğer kanserinin. Ülkemizde eskiye oranla, bir hekim olarak ben oranların azalmasını isterim yıllar geçtikçe ama maalesef şu anda Türkiye, AB ülkeleri içinde sigara kullanımı olarak erkeklerde özellikle 35 ile 45 yaş aralığında en yüksek orana sahip. Yani %50 civarında erkek nüfusunun o yaş içinde sigara içiyorlar. Bir de son yıllarda 18 yaş altı sigara kullanma ve sigaraya başlama oranları eski oranla arttı. Ve bu artışla beraber akciğer kanserinde yaşa bağlı değişiklikler de olmaya başladı. Eskiden 70'li yaşlardayken günümüzde 50'li yaşlara inmeye başladı ortaya çıkması. Risk grubu, tabii ki risk grubunun özellikle çok dikkatli olması lazım. Çünkü erken daha herhangi bir şikayete neden olmadan yüksek risk grubu kimlerdir diye toplumda bazılarının önlem alması gerekiyor. Bunların içinde ailesel mesela. Kanser yükü fazlaysa aile içinde, artı meslek olarak da bir takım zor işlerde,
kömürde, madende, atölyelerde demir vesaire bir sürü hava kirletici nefes almamızda, akciğerlerimizde soluduğumuz her türlü maddenin akciğerde bir sertleşmeye neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu zeminde bile akciğer kanserinin gelişme riski oldukça fazla. Tabii akciğer kanserinde de erken son 15-20 yıldır erken tarama yöntemleri yapılıyor. Düşük doz bilgisayarlı tomografiler çekiliyor mesela. Çünkü hastalığın fazla ışın almaması için yılda bir tekrarlanması lazım yüksek risk grubunda. Dolayısıyla 55 yaşın üstünde, günde bir paket ve üstünde sigara içen, özellikle erkekse, bir takım faktörleri de varsa ilave, ailesel, mesleki vesaire, bu kişilerin yılda bir hiç şikayet olmaksızın taranması gerekiyor. Düşük doz. Evet, 55 yaşı sınır koydular ama biraz önce söylediğim gibi genç yaşlara kaydığı için 50 yapalım bunu diyorlar. Ne kadar erken teşhis konursa o kadar uzun süreli yaşama olanakları var. Ama maalesef hastalar şikayetleri olunca geldiği takdirde bunlar son evrede geliyorlar. Bunların ortalama 1-2 yıl içinde kaybediyoruz. Tek bir noktayı belirterek sözü Güven Hocam'a bırakacağım. Kanser